Sevgili öğrenciler merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim üretim sürecine sahili fen bilimleri okulları fizik sürmesi olarak devam ediyoruz. Bugünkü konumuz aydınlanma. Aydınlanma basit bir konu. Hemen anlayacağınızı düşünüyorum. Aydınlanma ışık kaynak. Işık biliyorsunuz kaynaktan çıktıktan sonra her tarafa doğru yayılır. Doğrudan veya dolaylı olarak ulaştıkları yüzeyi aydınlatıyorlar. Bunu biz aydınlanma diyoruz. Bir yüzeydeki aydınlanma ışık kaynağının şiddetine bağlı, kaynağı olan uzaklığa bağlı, ışığın yüzeye geliş açısına bağlı. Yani bizim kaynağımız güçlüyse etrafına daha çok ışık yayar ve yakınsak eğer biz o kaynağa üzerimizde daha çok aydınlanma olur. Şimdi biz yüzeyimiz var. A noktasını kastediyoruz. Yüzeyin üstünde dik nivasında duran bir ışık kaynağımız var. Işık kaynağımızın şiddetine bundan sonra I diyeceğiz. Hatırlayın 9. sınıftan. Işık şiddetimiz bir kaynaktan birim zamanına çıkan ışık enerjisinin ölçüsü. Bunun birimi hatırlayan belki vardır. Kandela. Aynı zamanda bu bir temel büyüklüktür. Ve bildiğiniz gibi bütün temel büyüklüklerde aynı zamanda skaler büyüklüklerdir. Yani yönü önemli değil. Peki bir tane yüzeyimiz var. Bir A noktası var. Üstünde ışık şiddetimiz. I dedik. Uzaklığımız D. Yani A noktasındaki aydınlanma E ile gösteriliyor. Işık şiddetini uzaklığın karesine bölüyoruz. Işık şiddeti kandela, uzaklığımız metre cinsinden olacak. Ve aydınlanmanın birimi neymiş? Lüksmüş. Peki, eğer ışık kaynağımız direk değil de belli bir açı yapıyor ise burada özel bir durum var. Yani yüzeye dik olduğu düşünülen hayali bir doğru var. Bunun adı normal. Bu ışık kaynağımızın uzaklığı ile normal arasındaki şu açı lazım bize. Ona alfa diyeceğiz. Yani I bölü kare çarpı kos alfa. Bu şu demek. Yani şu dike ne kadar yakınsak aydınlanma o kadar fazla demektir. Peki devam edelim. Bir de ışık akısı diye bir şey var. Şu sembolün adı arkadaşlar fi, birimi de lümen. Işık kaynağı biliyorsunuz her tarafa doğru bir ışık yayıyor. Karşısında bir ekran veya bir duvar olduğunu düşünelim veya küçük bir kağıt parçası aldık. Bir ışık kaynağının karşısındaki yüzeye birim zamana düşen ışık ışınlarının miktarıdır. Yani yüzey diyelim ki aynı. Biz kaynağın şiddetini arttırırsak oradaki ışık akısı da artar. Yani kaynaktan çıkan ışık ışınları sayısıyla doğru orantılıdır. Işık kaynağının şiddetine ve yüzey alanı ile doğru orantılı. Alan ne kadar büyük olursa ışık akısı o kadar büyük oluyor. Peki şu tanım çok önemli. Ayrıca biz aydınlanmayı birim yüzeydeki ışık akısı olarak da tanımlıyoruz. Birim yüzey dediği için alan kastediliyor. Işık akısı da fi, yani fi bölü a, lümen bölü metrekare de lüksmüş bakın. Evet, bunu kavrayabilmek için bir takım soruları çözmemiz gerekli beraber. Bir küremiz var. Küremizin merkezinde ışık şiddetli bir kaynağımız var. Kürizdeki toplam ışık akısını bulunuyor. Şuradan yola çıkalım. Aslında bir nevi ispat yapacağız ki bundan sonraki sorularda takılmayalım. Aydınlanmanın bir başka tanımı birim yüzeydeki ışık akısı idi. Buradan ışık akısını istediği için ışık akısını çekelim. Aydınlanma çarpı alan. Şimdi buradan aydınlanmayı uzaklık bölü dekare, artık dekare yerine R kare yazacağız. Burada tüm yüzey dediği için kürenin alanını kullanacağız. Belki içinizde bilenler vardır. 4 pi R kare. Bakın şurada R kareler gitti. Burada 4 pi sabit I. Burada önemli bir şey ortaya çıkıyor. Bakın ışık akısı R'ye bağlı değil. Onu yazalım ki unutmayalım. Işık akısı R'ye bağlı değilmiş. Yani bunun R2, R3, R olması hiç önemli değilmiş.
Peki, aydınlanma ile ilgili bazı kavram yanılgıları oluyor. Bahsedelim. Hangilerin büyüklüğü uzaklığa bağlı olarak değişir? Peki, ışık şiddeti bir de kaynağa bağlı zaten. Bir alakamız yok. Toplam ışık akısı da kaynaktan çıkan sayıyla alakalı ilgili oluyor. Aydınlanma şiddeti, evet şöyle tanımlamıştık. Dekare, yani yalnız üçüncül eğrisi var. Bu aynı zamanda 2018 TYT sorusudur. Evet, yine bir yüzeyimiz var. Aynı ışık kaynıyor. Yani şiddetlerimiz aynı. KLM noktalarına götürüyormuş bunlar sırayla. O'daki aydınlanmayı istiyoruz. Yani yüzeye dik olan en çok kimse odur. Yani direkt yazabilirim. En çok L'deyken dike yakınlık olarak M'de, daha sonra K'da. Hocam bunu tek tek yazalım dersek yazalım. Aydınlanma L, I bölü D kare kadar. Aydınlanma M, I bölü D kare çarpı kosinüs bakın şurası ama dikli yapalım. Şuraya bakın alacağız. Yani kosinüs 30 diyeceğiz yazarken. Aydınlanma K yine I bölü D kare. Şu dik de yaptı açı. Burada da kosinüs 60 alacağız. Kosinüs 60 1 bölü 2 size verilir. Burada kök 3 bölü 2. 1 bölü 2 daha büyük bir sayıdır. Şu 0,5 gibi bir sayı. Şurada yaklaşık olarak 0,7 gibi bir sayı. Yani en çok yine L'deki oldu. Daha sonra M'deki oldu. En az K'deki oldu. Evet, bize ışık kaynağının A ve B uzaklıkları verilmiş. A noktası oluşan aydınlanma 100 lüksmüş. Yani A noktasını yazalım. 100 eşittir I bölü D kare. B noktasındakini soruyor. Aydınlanma B I bölü toplam uzaklık. Yani 5D'nin parantez karesi. I bölü 25 D kare. Peki bizim her I bölü D kare 100 demekti. Yani şurası 100 demekti. 100 bölü 25. O da 4 lüks yapacakmış. Yani burada uzaklığın karesiyle azalıyormuş. Evet, bir de ekranımız var. Öyle bir filtre koyduk. Mesela buzlu cam gibi. Filtre ışığın %80'ini geçiriyormuş. Filtre yokken K'deki aydınlanma 100 lüks. Bu tür sorulara bakın şöyle yapacağız. Şu mesafeye D diyelim. Yani 100 dediğimiz sayı I bölü D kareymiş. Filtre yokken. Varken onu arıyoruz. Aydınlanma K diyelim. Yani bu I bölü D kareyi yazıyorum. Çarpı yüzde kaçı geçiyorsa bakın. Bazen sorularda %20'sini soğuruyor der. %50'sini soğuruyor der. %75'ini soğuruyor der. Bize geçirilen miktarla çarpacağız. %80 ne demek? Yani 4 bölü 5 demek. Yani geçirilen miktarla çarpacağız. 4 bölü 5 ile. I bölü D kare şurada 100 demekti. Dört yüzü 5'e böldük. Sonuç 400'ü 5'e vurduk. 8 kere 5 40, 80. Bu kadar. Evet, şuradan devam etmeyi unutmayalım. Yani 100 olsaydı böyleydi. Şurası tabii 32 demiş. Onu gözden kaçırıyorduk. 4 ile 5 çarparsak
432 çarpı 0.8 de diyebilirsiniz. Şu 30'muş şöyle. Şurada 24 lüks demekmiş. Yani bir daha toparlayalım. 100 olsaydı 80'i geçireceği için 80 olacaktı. Bizim 100 dediğimiz yere soru 30 demiş bakın. Biz de 30'u 0.8 ile çarptık. Yani %80'e çarptık. O da 24 lüks yaptı. Önce 100 üzerinden anlattım. Sonra verdiği rakamlara uyarladık. Sonuç değişmedi yine. Peki A noktasındaki aydınlanmadan bahsediyoruz. İlla bir tane kaynak olması gerekmiyor. Birden fazla da kaynak olabilir. Burada A noktasındaki aydınlanma ışık kaynağımız bakın. Şöyle yazalım. I bölü d kare çarpı cos alfamız var. Artı I bölü d kare var. Bunları bir yazalım. I'mız 250. Uzaklığımız 5'in karesi. Bize normalle yaptığı açı, yani şurası kosinüs 53 derece lazım. Peki şurada uzaklıkları bulalım beraber. Burası 3 ise eğer, şu üçgen bakın 3, 4, 5 üçgenidir. 53'ün yanı da 3 metredir. Şurası I'mız 180, uzaklığımız da 3'ün karesi. Toparlayalım beraber. Burası 250, şurası 25. Kosinüs 53. Nedir kosinüs 53? Sin 37 eşit 0,6. Yani 6 bölü 10 artı 180 bölü 9. Şurası 10 yapacak. Bu 10'la 10 gitti. Burada 6 kaldı. 189'a böldüm 20. Burası da 26 lüks. Bu kadar. Şimdi yarı çapları sırasıyla R ve 3R varmış. Merkezlerinde ışık şiddetleri I ve II olan yüzeylerin ışık akılları oranı istiyor. Işık akısını öğrenmiştik. 4 pi I demekti. Yani buradaki yarı çapların hiçbir hükmü yok. I, fi, k'yı arıyoruz. 4 pi I. L'yi arıyoruz. 4 pi burası da 2. 4 pi'ler zaten birbirini götürecek. Oranı 1 bölü 2'ymiş. Bir kez daha söyleyelim. Burada yarı çaplar önemli değil. Evet, yeni bir sorumuz var. Yine bu bir küreymiş. Kürenin merkezine ışık kaynağı koymuşuz. K ve L noktalarına yaptığı aydınlanmaların oranı istiyoruz. Bakın geometrik olarak bir şey söylememiz lazım. Burası bunun merkezi. Dolayısıyla burası da yarı çap, burası da yarı çap. Tüm yarı çaplar adı geçen noktalara diktir. Yani burada dikkat edelim. Formülümüzde I bölü d kare idi bizim aydınlanmalar. Şu değer artık aynı, hepsi R'ye kadar. Buradan söyleyebileceğimiz K ve L aydınlanmalar eşittir. Yani oran 1 demektir. Evet, fotometre diye bir şey var. Onu beraber düşünelim. Fotometre bir tane kağıt alınıyor, A4 kağıdı. Buraya bir yağ ile leke yapıyoruz. Sol taraftan bir ışık kaynağı gönderdik. Sağdan bir ışık kaynağı gönderdik. Eğer soldan ve sağdan yapılan aydınlanmalar eşit ise buradaki leke gözükmüyor. Buna fotometre deniyor. Yani soldan ve sağdan yapılan aydınlanmalar birbirine ne olacakmış? Eşit. Sol taraftaki aydınlanmayı uzun uzun yazalım. E1 bölü D1 kare. Sağ taraftaki de E2 bölü D2 kare. Yani bu oranlar eşit olmalıymış. Sol tarafta I var. D1'in karesi. Burada 9 I var. D2'nin karesi. Her tarafın karekökünü alalım. Buradan D1 bölü D2 1 bölü 3 gelecek. Yani toparlayalım. Eğer burası D ise burası 3D olacak. I bölü D kare 9 I bölü 9 D kare. Oranlar birbirine eşit olmalı. Bir sonraki sorumuzdan bize her zaman küreyi tam vermezler. Yine toplam ışık akıları
sorulduğunda pratik bir yöntem öğretelim. Burada kürenin ne kadar küresi çarpacağız. Şöyle anlatmaya çalışalım. Yine bizim yarıçapların bir önemi yoktu. Şu R'leri attım. X için yazıyorum. 4 pi I. 1 tam küre olduğu için 1 dedim. Y için 4 pi I'sı yine I. Küre ne kadar? 4'te 3 küre. Yani 1 çeyreği yok. Z için yine 4 pi I. Şıkkı aynı olan kaynak alınmış. Yarım küre. Yani o da 1 bölü 2. Şunları düşünmedim. 3 bölü 4 0,75 demek. Bu zaten 1 demek. Bu da 0,5 demek. En çok yine X oldu. Daha sonra Y oldu. Daha sonra Z oldu. Bu tür soruları böyle düşünebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuz biraz daha dikkat etmemiz gereken sorulardan. İki tane yüzey alınmış. Arasında bir I ışık kaynağımız var. Uzaklıklar 2D'ye de dikkat edin. B'ye uzaklığı dik ama A'ya dik değil. Önce bizim A'ya dik olduğunu düşündüğümüz, yani şöyle bir normalimiz vardı. Onu çizmemiz lazım. Ve şu uzaklık ile normal arasındaki açı bana burası lazım. Burası dik, şurası 53, şurası 37. Bize bu taralı yer lazım. 53. Beraber yapalım. A noktasının B noktasına istiyoruz. B'yi direkt yazdım. I bölü 2D'nin parantez karesi. A'yı yazıyorum. I bölü D kare çarpı kosinüs 53. Düzenleyelim. I bölü D kare kosinüs 53 3 bölü 5 demekmiş. Burası I bölü 2D'nin parantez karesi 4 D kare yaptı. Burada bakın I'lar D kareler gitti. Bunun pay kısmında 3 bölü 5 kaldı. Bunun payda kısmında 1 bölü 4 kaldı. 3 bölü 5'i aynaya yazdım. 4 bölü 1'i ters çevirip çarptım. Burada 12 bölü 5 çıkacak. Gayet kolay bir konu. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.